Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Paradan daha önemli bir konu olan sağlığa değineceğiz. Sağlık konusu gerçekten ihmal ediliyor son yıllarda Türkiye'de. Çünkü hep abur cubur beslenmeye alışıyor. Çocuklarımız doğal, organik, Allah'ın verdiği tabiattaki gıdaları direkt yemek yerine değiştirilip ambalajlandıktan sonra tüketmeyi tercih ediyorlar. Bu da onların vücut direncini düşürüyor. Aslında kendimize yapacağımız en büyük yatırım, sağlığımıza yapacağımız yatırımdır. Sağlık yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur. Onun için hasta olmadan önlemler almamız gerekiyor. Biliyorsunuz dünyada en büyük açıklar sosyal güvenlik kurumlarında oluşuyor. Ülkemizde de özellikle bilinçsiz tarım ilaçlarının kullanılmasından dolayı kanser hastaları çok büyük oranda artmış durumda. İnsanlar genç yaşlarında hayatlarını kaybediyor ama kimse bu konunun üzerine gitmiyor. Doğal beslenmenin önemini vurgulayan var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü ben uzun süredir televizyon izlemiyorum. Ama bildiğim, tanıdığım, övündüğüm, gurur duyduğum Mehmet Öz'ü size tanıtmak istiyorum. Mehmet Öz Amerika'da doğmuş, 1967 yılında Türk kökenli kalp doktoru, özellikle talk show'lar yapıyor. Amerika'da Türkiye'den daha çok tanınıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok televizyon programına katılmış. Yani Amerika'da müthiş bir famous tanınırlığı var. Popülaritesi var. Türkiye'de de bayanların çok iyi tanıdığından eminim. Ama erkekler vakit bulup izliyor mu, biliyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Donald Trump'la da program yapmış. Hani bunu izlersek ne olur arkadaşlar? Bunu izlersek, özellikle siz kullanma kılavuzunu, bu kitabı okuduğum için biliyorum. Bu da vardı da okuyamadım. Yarım yamalak okudum. Bu siz kullanma kılavuzu arkadaşlar, Türk ve dünya klasikleri arasına girmiş. Ne güzel. Ya da ben öyle mi yorumluyorum? Şimdi bu kitap arkadaşlar, nasıl ki arabanın yakıtı kötü olunca filtreler tıkıyor, motor yanıyor, arabanın performansı düşüyorsa, insanın beslenmesi de damarları tıkıyor, beyne yeterince kan gitmesine engel oluyor, yaşam ömrünü uzatıyor, yaşamını, pardon, tam tersi, kısaltıyor. Ama ne kadar doğal, organik beslenirseniz, ne kadar bilinçli olarak vücudunuza bakarsanız, o kadar kendi makinenizi iyi çalıştırmış oluyorsunuz. Fizik, beden de bir makine olarak görürsek, yediğimiz gıdalar vücudumuzun direncini, vücudumuzun hastalıklara karşı koyma gücünü beslediği için beslenme çok önemli. Ve bu kitapta özellikle organik beslenmenin, doğal beslenmenin önemini çok iyi anlatmış. Bu kitapta çok satanlar listesindeydi. Dr. Michael Roizen ile birlikte yazmış. Ben yıllar önce okudum. Uzun yıllardır açıkçası oradaki ilkelere göre yaşamaya çalışıyorum. Çok da faydasını gördüm. 20 yıl önce miydi? Tam hatırlamıyorum ne zaman basıldı ama bu 200 liraymış. Fiyatı da bayağı bir yüksek arkadaşlar. Kitap vücudunuzla ilgili tüm bilinenleri yıkayacak diyor. Yıkacak. Kitap okuduktan sonra daha genç ve sağlıklı bir hayat süreceksiniz. Harry Potter'ı tahtından indiren tek kitap buymuş. Herkes mutlaka okumalı. Bunlar işte görüyorsunuz. Amazon'dan, bu işte neyse, Amerika'da bilinen yerlerdeki bu tek cümlelik kitabı tanıtıcı bilgiler. Vücudunuzla ilgili hiçbir şey bilmediğinizi göreceksiniz. Gerçekten çok ince ayrıntılar veriyor. Daha uzun ve mutlu hayatın anahtarını bu kitapta bulacaksınız. Yani uzun yaşamak da önemli değil. Sağlıklı, mutlu, sıkıntı yaşamadan uzun yaşamak güzel olur. O bir türlü yani her gün
böbrek analizine gidiyorsanız, ne bileyim kalp rahatsızlığı, tansiyon, ilaçlarla yaşıyorsanız o tür bir uzun yaşamanın da bir zevkli olmasa gerek. İşte bu tür kitaplar, önleyici tıp dediğimiz bu tür kitaplardan çok okuduğumuz zaman sağlıklı bir uzun yaşamayı seçmiş oluyoruz. Hele ki günümüzde bu Covid ile birlikte insanların psikolojisi bozulmuşken bu tür kitaplara daha çok ihtiyaç var. Vücudunuzun sırlarını esprilerle anlatan tek kitap diyor. Kendi vücudunuzun doktoru olun. Aslında bu kadar yeter yani. Kendi Los Angeles Times ne diyor? Angeles Times. Kendi vücudunuzun doktoru olun diyor. Kötü nefes kokusu ağzından kaynaklanır diyor. Bağışıklık sisteminde her zaman kendi hücreniz ve düşman arasındaki fark ayırt eder. Evet. Damar, özellikle bu konu damarlarınız için en büyük tehlike kolesteroldür. Bu kitabı okuduğunuzda bunu engellemiş olacaksınız. Hafıza kaybı yaşlanmanın doğal kaçınılmaz bir sonucu mudur? Değildir diye hatırlıyorum kitapta. O zaman kitabın içine bir göz atsanız iyi olur. Yani sağlığınızı düşünüyorsanız paradan daha önemli diyorsanız sağlığı, Mehmet Öz'ün konuşmalarını, programlarını YouTube'a yazarsanız yüzlerce, binlerce video çıkacağına inanıyorum. Kaç bin video var. Şöyle şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın ben size hemen... Bakın 656 bin sonuç çıktı. Yani bir ömür ya, 656 bin videoyu izlemek ne demek ya? Bu şekilde onunla ilgili istediğiniz kadar program şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama en önemlisi bu kitabı alıp özümseyerek, benimseyerek, satır satır okuyarak oradakileri hayatınıza uygularsanız sağlık açısından çok faydasını göreceğinizden eminim. Bu kitabı daha önce de tanıttım ama o zaman bu kadar takipçim yoktu. Geriye dönüp de herkes izlemiyor. YouTube'da ön plana çıkarmıyor. O yüzden bir kere daha anlattım. Anlatma gereği duydum. Umarım 5-10 kişi de olsa onları hastalıklardan koruyucu olmaya ön ayak olmuşsam ne mutlu bana, faydası olur diye düşünüyorum. Bu kitabı okuyup bunun gereğini yaparsanız doktorlara, hastanelere daha az uğrarsınız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.